Evet arkadaşlar, bu serimizde Click'teki arka taraf dediğimiz kod kısmında Excel'den çekerken veriyi bir koşul belirtmek istiyoruz. Yani ver ile. Genelde SQL kullananlar bilecektir. Bir ver koşulumuz var. Şu an benim elimde 2000 rastgele oluşturulmuş 2020'den bugüne kadar, bugün 22 Ekim, random şekilde 1000 ile 2000 arası satış verisi diyoruz ama hepsi tamamen tesadüf. Yani bir anlamı olan veri değil. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Sadece belli bir, hiçbir koşul almadan koşulsuz bir şekilde ben bunu yüklesem ne olacak? Bakalım. Evet, 1 milyon satır getirdi. Boş hücrelere de dikkat aldı. Öncelikle onu söylemiş olalım. Aşağı doğru bir veri vardı, sildik ama silsek bile veri, o boşları Excel kabul ediyor. Bu da verinin uzun sürmesine neden oluyor. Peki şöyle yapsaydık, bakın ver koşulunu getiriyorum buraya. 2023 yılını çekeyim ama şuradaki noktalı virgül kaldırmam gerekiyor, o önemli. Şimdi ilk olarak SQL'de tire tire olarak alışan arkadaşlar, buradaki yorum iki defa tire değil de bölüm dediğimiz slash'a basıyoruz. Bu şekilde yoruma geliyor. Bir anda birden fazla satır için uygulama şansımız var bunu. Şu şekilde olsun mesela. Gördüğünüz gibi. Bunları seçtikten sonra şuna basarsak yoruma geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi siliyorum tekrar. Ne demiştik? Ver. Verden sonra year deyip tarih. Zaten burada interessant bir yönlendiriyor. Tarih dedi. Mesela 2000 15 yılını getirse bize, sadece yıl olarak dedik. Noktalı virgül unutmuyoruz. Şimdi bastığımızda bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Veri yüklüyoruz. 365 satır. Her gününü ekledik çünkü. Eksik bir günümüz yok. İçeri aldı. Şu an gördüğünüz gibi 8 tane sürü toplam. Şu an içeride veri var. Tamam. Tekrar sayfamızı açalım. Böyle bir tablo şeklinde olsun. Tarihe getiriyorum. Tarih gelecek şimdi liste şeklinde. Ocak ayından birinden başlıyor. Bir sıralaması var. Tekrardan da satış yılını eklediğimizde satış olarak, evet geldi. Peki ben bunu hesaplama olarak eklesem ne fark eder? Evet. Buna çevirdi tarih. Şöyle yaparsak tekrar geri alalım. Şimdi grafiklere girip buradan hemen grafiğe de çevirebiliyoruz ama bir pivot gibi düşünürsek, pivot tablo dedik, dönüşür dedik, burada hesaplama ekledi dedim. Geldim, satışları topla, sum olarak topla dedim. Bakın satışları topladı. Zaten aynı tarih olmadığı için pek bir anlamı yok aslında bunun, çünkü 1 Ocak bir tane var, o şekilde söyleyeyim. Peki şimdi tekrar tabloyu çevireceğiz ve tabloyu buraya getirdik arkadaşlar. Ne dedik? Dönüştür. Şu an tablo olarak geldi. Peki ben bunun içinde acaba nasıl bir şey yapabilirim? Yani ben örnek veriyorum, Ocak ayını görmek istiyorum sadece. Düzenleme bitti diyorum. Halbuki burada bayağı bütün 365 gün var. Gördüğünüz gibi Şubat da var, Mart da var vesaire. Başka türlü bir gruplama yapabilir miyiz? Şimdi gelip buraya bir şey ekleyebilir miyiz? Bakalım. Yeni bir sütun ekleyelim. Ve adı ne olsun? Boyut diyelim buna. Şimdi tarih üzerinden bir şey yapmamız lazım. Örnekle month name dediğimiz bir fonksiyon var. Bu çok güzel bir özellik diyeyim. Tarih yazdığımızda bakın month name'i getirmiş oldu. Ocak 2015 şeklinde 3 harfle geliyor. Türkçe şu an burada. Peki ben burada bir gruplama yapmak istediğimde tarihleri kaldırırsam ne oluyor? Evet, kendi kendine grupluyor arkadaşlar. Bunları topluyor. Sadece şu yukarı alırsam sol sağ olsun. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi Ocak 2015'teki toplam bu oluyor. Sayı formatına değişiklik yapabilir miyiz? Bakalım. Sum dediğimiz sayı formatına girelim. Burada sayı biçimlendirmeyi paraya çevirebiliyoruz arkadaşlar. TL'yi hemen görüyor. Kuruşu ekliyor. Başka ne yapabiliriz? TL'nin başındaki boşluğu arttırabiliyorum. Bakalım oluyor mu? Evet, boşluk arttırabiliyorum. Başka ne yapabilirim? Başına değil, sonuna ekleme şansım olabilir. Şöyle bu TL'yi alalım. Kesip sağ tarafta şu an
Kuruştan arındıralım bakalım. TL diyorum. Diğer tarafı da kuruştan arındıralım. Tam say. Sadece binlik ayıracı olsa yeter. Bastık. Evet, TL yok şu an. Bakalım. Ama istediğim formata gelmiş oldu yine de. TL niye yok? Çünkü buraya TL'yi eklememişiz. Eksi için eklemişiz sadece. Şu an TL'ler de gelmiş oldu. Tamam. Fakat ben burada bir şey fark ettim. Ocaktan sonra Ağustos geldi. Çünkü bakın burada satışa göre sıralamışım. Tamam, şöyle yapalım. Sıralama kısmında hemen gelip bunu biz satışa göre sıralama diyelim. Bunu düzelttiğimizde bakalım. Aralık 2015 diye gitti. Ters sıralamış oldu. Şöyle basarsak otomatik olarak Ocak Şubat diye giriyor görüyorsunuz. İşte Power BI tarafında böyle ay isimlerinde bir sıkıntı çıkabiliyor. Başına 0102 ekleyerek düzeltebiliyoruz ama burada buna gerek yok. Peki bir de ifli bir yapı kuralım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ocak geldi vesaire. Bana ilk 6 ayı göster, gerisini gösterme demek istiyoruz. Bakalım onu nasıl yapacağız. Geldim buraya ve yeni bir alan ekliyorum. Burada diyeceğim ki if açtım. Bu kalsın. Tarih diyelim. Ve tarih içinde evet, tarih büyüktür. Bakın. Büyüktür. Bu şekilde. Küçüktürden gidelim. Fakat bana ilk 6 ay lazımdı. Tamam mı? O zaman 7'den küçük olması gerekiyor. Neyin? Month dediğimiz. Bu sayısal olarak çeviriyor bunu. Month'ı. Tarihin 7'den küçük olsun. Bu durumda bu şekilde month name'e getir. İkinci bir koşul koymaya gerek var mı? Var. Yine noktalı virgül desek. Burada Excel'den alışanlar noktalı virgül kullanmasın. Virgül yetiyor burada arkadaşlar. Bakın. Diğer kısmı son virgülde de kapattığım zaman bana boş getirmesi gerekiyor. Null dediğimiz bakın. Sadece tek bir koşul belirttim. Bas. Şuradaki bakın. 6 ayı getiriyorum. Bu 6 ay dışında da diyor. Gruplamıyor. Buraya 273 bin olduğu söyleniyor. O zaman ben oraya yorum da getirebilirim. Bakın şöyle yapabiliriz. Virgül. Tek tırnak. Son 6 ay dediğimde bakalım olacak mı? Else durumu. Bakın son 6 ay dedi. En başa aldı. Ters sıralarsam olmuyor bu şekilde. Bunu başa alıyor. Peki. Bir dakika. Şuradan sırayı değiştirme şansım olacak mı? Evet, aşağı aldı son 6 ayı. Bunu bu şekilde getirdi. Fakat burası Ocak'tan başlamamış oldu. Ters başlamış oldu. Ocak, Şubat, Mart diye yukarı gidiyor. Peki şöyle yapalım. Bu sefer de Haziran. Evet, mantık olarak ters gittiği için. Fakat ben o son 6 ayı görmek istemiyorum. Bakın. Zaten toplam 544 bin şurası. Geldik. Ne yapıyoruz? Önce if'teki durumu kaldırıyoruz. Yorumu kaldırdıktan sonra bakın. Sağ tarafta onu taşımaya çalışacağım. Sağ tarafta. Null değerleri dahil et diye bir durum var. Şu an etme dediğimizde hem toplam azalmış oldu. Çünkü null'ları kaldırdım. Bakın. Hem de istediğim gibi şuradaki etiketleri şuradan değiştiriyoruz. Ay adı diyebiliriz ya da direkt ay diyebiliriz. Bakın çok uzun çünkü burası şu an formülü gösteriyor. Düzenleme betü dedik. Bakın ne olmuş oldu. Tekrar geri getireceğim. Ocaktan başlayan sum dediğimiz bakın satış. Şimdi ben bunu direkt grafik yapabilir miyim? Yine düzenleye girmem gerekiyor. Şurada histograma çevirmek istiyorum. Şunu da değiştir dediğimizde alan ekleye getirdim. Direkt bir saniye geri almaya çalışalım. Çünkü onun alanları farklı. Daha basit bir grafik var mı? Çizgi grafiği yapabilir miyiz? Bakın direkt başka ek alan istemediği için dönüşür diyorum. Şu an çizgi grafiğini çevirdi. Gördüğünüz gibi. Ocak, Şubat şeklinde. Peki aşağıdaki alanı değiştirebilir miyiz? Ay demişiz. Onları alana